Sevgili seyirciler, şimdi Osmaniye'ye gidiyor ve Osmaniye'deki sanayi hamlelerini öğrenmek üzere mikrofonlarımızı Osmaniye Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun'a bırakıyoruz. Yukarı Çukurova'da Ceyhan Nehri'nin doğu yakasında yer alan Osmaniye, Ceyhan Nehri, Hamız, Karaçay, Kesik Suyu ve Sabun Çayları nedeniyle sulak, hem de Çukurova'yı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle de işlek olan şirin ilimiz. Çukurova'ya has zengin tarım toprakları ve geniş ormanlarıyla 974 kilometre kare üzerine kurulu olan Osmaniye, Karatepe, Aslantaş Açık Hava Müzesi ve antik kentleriyle de önemli turizm merkezlerinden biri. Osmaniye, Akdeniz bölgesinin doğusunda yer alıyor. Batıdan kuzeye doğru Orta Toroslar, doğu ve güneydoğu kesiminde Amanos Dağları yükselir. Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana, kuzeyde ise Kahramanmaraş'ta çevrilidir. Etrafını çevreleyen dağlarda irili ufaklı onlarca yayla bulunuyor. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Osmaniye'de yine Akdeniz bitkilerinin tamamına yakınını görmek mümkün. Osmaniye Cumhuriyet'in ilanıyla vilayet olmuş. 1933 yılında tekrar ilçe olarak idari yapısını sürdürmüştür. 24 Ekim 1996 tarihinde eski hakkı iade edilmiş ve Osmaniye il statüsüne kavuşmuştur. Osmaniye ilinin ilçeleri Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale'dir. Yer fıstığının ana vatanı olarak bilinen Osmaniye, aslında bir tarım kenti olarak bilinse de son yıllarda metal ve demir çelik de ilin ana sektörleri olarak yerini almıştır. Osmaniye'de son yıllarda tekstil ve iplik fabrikaları da oldukça yoğun olarak çalışmaktadır. Osmaniye'nin %40'ı ormanlarla kaplıdır. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin güneyinden İskenderun'a kadar olan bölgesi endüstri bölgesi olarak planlanmaktadır. Bu nedenle Osmaniye gelecekte sanayileşmenin de etkin olduğu illerimizden olacaktır. Osmaniye'yi daha yakından tanımak için mikrofonumuzu Osmaniye Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun'a uzattık ve Osmaniye'yi bir de kendisinden dinleyelim istedik. Osmaniye zengin tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleriyle, bereketli topraklarıyla eskiden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bereketli topraklar üzerine kurulmuş bir kentimiz. Tabii kentimiz aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927 İl İdaresi Kanunu'yla Cebeli Bereket adıyla il statüsüne kavuşmuş. Ancak 1933 yılından sonra 1996 yılına kadar ilçe olarak devam etmiş. 1996 yılıyla birlikte tekrar il statüsüne kavuşmuştur ilimiz. O anlamda genç bir ilimiz diyebiliriz Osmaniye için. Tarihin çok eski dönemlerinden beri yerleşim yeri olduğu için dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Hitit, Asur, Roma, Bizans ve sonrasında Selçuklu, Osmanlı döneminde burası yerleşim yeri olmuş. Osmaniye diğer yandan kaleler şehri olarak da biliniyor. İrili ufaklı 26'ya yakın 26 tane kalemiz mevcut. Onun dışında yine kültürel miras olarak Kastabağla Ören yerimiz Hierapolis diye adlandırılıyor. Yine Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olarak değerlendirilen Karatepe Aslantaş açık hava müzemiz var. Bunlar tarihi değeri olan varlıklarımız. Onun yanında yine Kadirli'de Ala Camisi ve tabii ki Osmaniye'nin iklim şartlarından dolayı ilimizde yayla kültürü de çok gelişmiş bir vaziyette. Yaylalarımız var. Önemli yaylalarımız var.
Bunların en önemlilerinden birisi ilimiz merkezine yakın olması hasabıyla Zorkun Yaylamızdır. Tabii ilimizdeki iklim şartları çok sıcak olduğu için bu bir ihtiyaçtan doğmuş ve tabii ki bu yaylalarımızın doğal güzellikleri de mutlaka görülmesi gereken yerler olarak biz değerlendiriyoruz. O anlamda yakın çevreden, uzak çevreden, her yerden yaylalarımıza insanlarımızı, vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Osmaniye ilimiz bereketli topraklar üzerinde olduğu için öteden beri bir tarım kenti olarak hüviyetini kazanmış. Tabii ki ön plana çıkan özellikle Osmaniye ile anılan yer fıstığı bizim için çok önemli bir ürünümüz. Çevrede yetişen ürünler de Osmaniye'de işlendiği için yer fıstığı ticaretinde önemli bir yere sahip. Bu anlamda biz yer fıstığını çok önemsiyoruz ve bundan sonraki süreçte yer fıstığının katma değerinin arttırılması için değişik girişimlerimiz var. İnşallah bu süreçte buna muvaffak oluruz. Diğer yandan son yıllarda zeytincilik de gelişmeye başladı. Zeytin alanlarımız çok genişlemeye başladı. Bu anlamda küçük ve orta ölçekli diyebileceğimiz işte zeytinyağı fabrikalarımız mevcut. Son yıllarda sanayileşme de büyük bir ivme kazanmıştır. Özellikle Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ve Kadirli Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte ilimizde sanayileşme gerçekten önemli bir hal almıştır. Bizim Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 binin üzerinde bir istihdam sağlıyoruz. Tabii ki ana sektör olarak metal sanayi, demir çelik sanayi ön plana çıkıyor. Bunun yanında tekstil sanayi, iplik fabrikaları önemli yer tutuyor. Ve irili ufaklı birçok sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikalarımız mevcut. Bizim Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi olarak tabii ki şu an yeni yatırımcılarımıza cevap verecek arazimiz maalesef kalmadı. Bütün arazilerimiz, parsellerimiz yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Bizim gayretimiz şu an organize sanayi bölgemizin genişletilmesiyle ilgili girişimlerimiz, gayretlerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte yaklaşık 700 hektarlık bir alanda genişlemeyi hedefliyoruz. Osmaniye Organize Sanayi Bölgemizin güneyinden İskenderun Körfezi'ne kadar olan bölgede önümüzdeki süreçte bir endüstri bölgesi ilan edilmesi söz konusu. Ta yumurtalık hattına kadar bu bölgenin tamamıyla bir enerji üssü, lojistik merkezi ve endüstri bölgesi olarak ilan edilmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte bizim güneyimizde de önemli bir sanayileşme anlamında bir hareketlenme bekliyoruz. Hemen güneyimizde Tosyalı grubu olarak bir yeni liman yapımı söz konusu. İskenderun Körfezi'nin bizim bölgemize yönelik olan kısmında. İnşallah bu yeni limanla birlikte Osmaniye'nin gerek ithalat gerek ihracatla ilgili önemli bir liman kapısı olacak burası. Hali hazırda 50-60 kilometre mesafedeki İskenderun Limanı'nı kullanıyoruz. Tabii ki bu 11 kilometreye düşeceği için bizim için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bunu ifade etmek isterim. Valilik yapmaktan onur duyduğum bu kadim şehir, Cebeli Bereket toprakları, tabii ki aynı zamanda şehitleriyle de tabii ki anılan bir şehrimizdir. Maalesef biliyorsunuz son süreçte devletimizin bekası için, milletimizin huzuru için yürütülen bir takım operasyonlar var. Bu noktada hem yakın coğrafyamızda yurt dışı biliyorsunuz Afrin Harekatı söz konusu. Bu anlamda tabii ki bizim şehrimizin de bu süreçte bu terörle mücadele sürecinde tabii ki istenmeyen bir şey ama maalesef şehitlerimiz oluyor. Osmaniye nüfusuna oranla en çok şehit veren illerimizden birisi. Bu tabii ki ilimiz adına gurur verici. Çünkü devletimizin bekası için, milletimizin huzuru için gerçekten buradaki insanımız, Osmaniyeli hemşerilerimiz gerçekten hiç gözünü kırpmadan vatan uğruna, millet uğruna canlarını feda ediyorlar. Bu vesileyle tekrar ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Gerçekten şehitlerimize ne yapsak azdır. Onlar her zaman başlarımızın tacıdır. Bunu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Ve Vizyon ailesi olarak
Sizleri burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.